Başka şekilde cevaplar verilse de
aslında meselenin hülasası, meselenin özü bundan ibarettir. Diyeceksiniz ki, hocam, Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ ben yaratmadım, yoktan var etmedim el cinne, cinleri, cin tarifesini وَالْاِنْسَ insanları اِلَّا لِيَعْبُدُونَ yalnızca bana ibadet etsinler için yarattım buyuruyor Hazreti Allah. Halbuki siz şimdi Allah'tan istifade etmek için yaratıldığımızı söylüyorsunuz. Bu iki söz birbiriyle çelişmiyor mu derseniz, hayır, belki aynı şeyi söylüyor. Allah'a ibadet, Allah'tan istifade etmenin, Allah'tan bir beşer olarak istediğimiz zenginlikleri, istediğimiz nimetleri elde etmenin yoludur. Cenab-ı Hak, biz birinci vazifemiz kul olarak onu dinleyip ibadet etmek olduğu için ayet-i kerimede bize ibadet için yaratıldığımızı söylüyor. Ama İmam-ı Rabbani Kaddesallahu sırrahu ise ibadetin semeresini, ibadetin neticesini ibadete teşvik edecek, özendirecek şekilde bize anlatıyor. Ve diyor ki, Müslümanlar, yaratılışımızın maksadı Allah'tan istifade etmektir. Allah'tan istifadenin yolu ibadettir. Her namaz kılışta Allah'ın huzuruna çıkıyoruz ve Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istiyoruz. Allah'tan bir şeyler koparma derdindeyiz. Bedenimiz de ruhumuz da bu istifadeye muhtaç. Ama biz bedenimize gösterdiğimiz ihtimamı ruhumuza gösteremediğimiz için bedenimiz olgunlaşırken, büyürken, yaşlanırken, aksakallı bir fani olurken ruhumuz aynı nispetle olgunlaşamıyor. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki, cemaat-i müslimin, dünyaya çalıştığımız kadar ahirete çalışsak abad oluruz. Ne oluruz? Abad. Kimse bizi tutamaz. Dünyaya çalıştığımız kadar ahirete çalışsak kabre girdiğimizde nekir mülker bile bize sual soramaz. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh, bizim ahirete çalıştığımız kadar, bizim dünyaya çalıştığımız kadar ahirete çalışan insanlardan birisi. Allah Resulü kabre konulduğu zaman nekir münker meleklerinin hesaba gelişinden bahsediyorlar. Diyorlar ki, nekir münker insana dünyadaki amellerinin suretinde gelecek. Ne demek amellerinin suretinde gelecek? Amelleri yaptığımız işler, ticaretimiz, ziraatimiz, ağzımızdan çıkan kelimeler şu Kur'an'a ne kadar uyuyorsa o kadar güzel, ne kadar uzaksa İslam'ın eseri, İslam'ın nefesi üzerlerinde ne kadar eksikse bilin ki bizim amellerimiz o kadar çirkin, bize gelecek nekir münker de o kadar dehşetli,
ve bize yabancı olacak. Hazreti Ömer bunu duyunca müminlerin bir kısmına nekir münkerin böyle dehşetli geleceğini duyunca Allah Resulüne sormuş. Ya Resulallah, o melekler kabre geldiğinde acaba ben şu andaki idrak ve şuuruma ve bilincime sahip olacak mıyım diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ya Ömer diyor. Şimdiki gibi bilincin, şuurun açık olacak. Buyurmuş ki öyleyse ben onlara sorarım demiş. Kendi kendine söz vermiş. Şehit olduktan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ömer'in ne yaptığını ve ne yapacağını o kadar merak etmiş ki Allah'a defnedilirken yalvarmış. Ya Rabbi ne olur? Şu koca Ömer'in meleklerle mülakatini bana bir göster demiş. Cenab-ı Hakk'a güç yok. Velayet makamlarına çıkan insanların kabir altındaki insanların halini görmeleri çocuk oyuncağıdır. Bizim aklımız bunu tartmasa da bazıları için bizim anlamadıklarımız oyun ve oyuncak mesabesindedir. Maksut değildir. Ama kolaydır. Cenab-ı Hak ona keşfediyor. Hazreti Ömer'e melekler gelince men rabbuke ve men nebiyuke ve ma dinuke sualleri başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh onlara siz nereden geliyorsunuz diye karşı bir sualle cevap vermeye başlıyor. Onlar diyorlar ki biz yedi kat semanın fevkinden geliyoruz. Allah'ın emriyle geliyoruz. Hazreti Ömer diyor ki siz yedi kat semanın üstünden Allah'ın emriyle geldiniz, Allah'ı unutmadınız. Peki ya ben bir ömür Allah'a feda etmiş, ahiretine dünyasından daha fazla ihtimam göstermiş birisi, buraya Allah'ın emriyle geldi. Ya eyyühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Allah bana böyle seslendi. Ey mutmainne olan nefis, Rabbine dön dedi. Allah dediği için Allah'ın emrine boyun eğerek kendin de razı olarak bu aleme geldi. Ben de Allah'ın emriyle buraya geldim. Siz o kadar uzak mesafeden gelirken Allah'ı unutmadınızsa ben bir karış yukarıdan buraya geldim Rabbimin emriyle. Ben mi Allah'ı unutacağım? Bunlar nasıl sualler diyor Hazreti Ömer'i kim tutabilir? Ve sonra onlara bir daha bir mümine bu kadar dehşetli geleceğinizi ve geldiğinizi duyarsam size sorarım. Eğer Hazreti Ömer olun, Hazreti Ebubekir Sıddık olalım, biz ahiretimize dünyamız kadar çalışırsak o zaman nekir münker bile bize hesap soramaz. Bırakın hesap sormaya cüret gösterenleri. O zaman bizim için mesafeler mesafe olmaktan çıkar. Mısır'da Nil Nehri belli dönemlerde akmıyor ve onun civarında yaşayan insanlar susuz bir yaz geçirmek zorunda kalıyorlardı. Allah hiçbirimizi ekmek ve su ile imtihan etmesin. Amin. Cenab-ı Hak bunların yokluğuyla bizleri terbiye etmesin. Amin. Mısır'ın valisi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a
mektup yazıyor. Öyle ki o nehir akmak için kurban istiyor. Kurban verilmeyince de akmıyor. Hazreti Ömer'e haber gelince eline kağıdı kalemi alıyor. Nil'e, yani Mısır'ın can damarına hitap ediyor. Kahire'ye gidenler varsa bilirler. Mısır'ın can damarı. Hazreti Ömer Medine-i Münevvere'den sadece küçücük bir kağıt parçasına Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Allah'ın kudretli Rabbimin ismiyle başlıyorum. Min halifeti halifeti Resulillah Ömer ila Nil. Resulullah'ın halifesinin halifesi Ömer'den Nil'e hitaben konuşuyorum diyor. Eğer Allah'ın ismiyle akacaksan ak. Allah'ın ismini yazıp sana gönderdiğim halde akmayacaksan yerin dibine geçesin. Allah'ın ismiyle akacaksan, bir işe yarayacaksan, Allah istediği için kapanacaksan kapan. Allah istediği için secdeye gideceksen git. Allah istediği için adam olacaksan ol. Allah istediği için arsızlığı bırakacaksan bırak. Cimriliği terk edeceksen terk et. Dünya sevgisinden kurtar kendini. Yoksa yerin dibine bak. Vallahi o günden sonra Nil bir daha nazlanmadı. Çünkü Hazreti Ömer'in mektubu geldi. Ülkeler böyle fethedilir. Yürekler böyle fethedilir. Zihinler böyle fethedilir. Onun için bizim az da olsa, bir avuç da olsa, bir tane de olsa uyanık insanlara ihtiyacımız var. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri buyururdu ki bir tane uyanık insan 100.000 tane uyuyan insandan daha güçlüdür. Bir tane asker uyanık sizin safınızda, 1.000 tane asker düşman safında ama hepsi uyuyor. Kim kimi yenebilir? Bir tane uyanık asker, gözü açık asker, 1.000 tane uyuyanı imha edebilir. İşte İslam'ın bugün ihtiyaç duyduğu Müslüman, uyanık Müslümandır. Zeka manasında uyanık değil, ruh manasında uyanık. Geldiği adresin farkında olan bir ruha ihtiyacımız var. Uyanık mıyız, değil miyiz, nereden anlarız biliyor musunuz? Benim ruhum uyanık bir ruh mudur, değil midir? Nasıl anlarız derseniz, hepimiz farklı memleketlerde çocukluğumuzu geçirdik. Anne evimiz başka, baba evimiz başka, geçmişe dair hatıralarımız var. Onların resimleriyle avuluruz. Onların hikayeleriyle hüzünlerimizi bertaraf ederiz. Ve şimdi yaşlandıkça biz, büyüdükçe, saçımız ağardıkça hep vatanımızı, memleketimizi, baba ocağımızı özleriz. Biraz birikimimiz olunca yatırımı özel bir malisi yoksa doğduğumuz köye, doğduğumuz şehre bir ev yaparak değerlendirmek isteriz. Halbuki yatırımın para etmez. Satacağın zaman o dairen 5 kuruş etmez ama olsun. Vatanını özlemeyen bir insan kolay kolay bulunmaz. Hepimiz
vatanımızı özleriz. Bedenimiz, çocukluğunu geçirdiği o vatanın hasretiyle yanar tutuşur. Ruhumuzun vatanı, arşın fevki olan Allah'ın huzurudur. Ruhumuz, Allah'la huzur aleminden bu aleme gelmiştir. Senin ruhun Malatyalı değil. Senin ruhun Kayserili değil. Senin ruhun Tokatlı, Çorumlu değil. Senin ruhun arşın fevkinde Allah'la huzur köyünden gelmiştir. Eğer bugün gönlümüz Allah'ı özlüyorsa, yüreğimiz huzuru özleyip de Allah'la hemhal olacağımız o demleri özlüyorsa, gece teheccüde kalkma vakti geldiğinde yatak sana diken oluyorsa, Allah'ı zikretme anı gelmiş tesbihini özlüyorsan, Allah özlüyorsan, La ilahe illallah demeyi özlüyorsan, her gün murakabeye, rabıtaya oturduğun an geldiğinde her şey seni o huzura çağırıyorsa, sen ya uyanmaya başladın ya da uyandın demektir. Ruhumuz eğer asli alemini özlüyorsa biz uyanıyoruz ya uyandık demektir. Bunun bazı neticeleri de olur. Şöyle diyen insanlar duyarsınız. Birisi diyor ki, hocam medreseye başlamadan önce, tarikata intisap etmeden önce, hoca vaaz dinlemeden önce ben okuduğum üniversitenin kitaplarıyla övünürdüm. Böyle çok insan bulursunuz. Ne mezunusunuz dediğin zaman ağzını şişire şişire Balancan Üniversitesi'nde doktora yapıyorum diyen insanlarla karşılaşırsınız. Ben böyleydim diyor. Okuduğum üniversitenin kitaplarının dış kısmını otobüsteyken koltuğumun altına koyduğumda dış kısmını insanlar görsünler. Ben Boğaziçi'nde okuyorum. Ben İTÜ'de okuyorum. Ben Bilkent'te oturup okuyorum. Bununla hava atmak, caka satmak için kitapların dış yüzünü insanlara çevirdim. Etiket çok hoşuma giderdi hocam. Şimdi medreseye başladım. Allah'ın kitabını okumaya başladıktan sonra dün tek hedefim olan, tek övüncüm olan, tek iftihar vesilem olan ortamlar beni boğmaya başladı. Üniversite benim için bir zindana dönüşüyor. Haramların olduğu ortamlar benim için eğlence yeri değil, işkence yerine dönüşüyor. Daha önce kadın erkek aynı mecliste çalışmaktan zerre kadar gocunmazdı. Bir tekstil işiyle uğraşan kardeşim, tekstil için işçi alacağım zaman gençler soruyor, kadınlarla çalışıyorum diye. Kadın çalıştırmıyorsam işe girmiyorum. Düne kadar böyleyken şimdi bir namahrem sesi duymak benim huzurumu bozuyor. Ben nasıl böyle oldum? Böyle oluşumun izahı nasıl olur diyor. Bunun izahı şudur. Eğer ruh uyanmaya başlarsa çevresindekilerin ruhunu kemiren birer canavar olduğunu, etrafındaki güzel suretli her şeyin aslında çirkin ve necis olduğunu ruh uyanınca anlamaya başlıyor. Hocamız anlatırdı. Derdi ki, adamın birisi evlenmiş yeni damat. Öyle bir düğün yapıyor ki Allah o düğünden, benzerlerinden bizi de, neslimizi de muhafaza eylesin. Amin. Şalgılı, türkülü, içkili, Müslüman düğünü diyemezsiniz.
Müslüman büyüğü değil. Bu ancak şeytanı oynatacak bir düğün ortamı. Bir tarafta işçiler, bir tarafta çalgılar, bir tarafta kadınlar, erkekler, iç içe girmişler, şeytanların horon yeri. Böyle bir düğün yapmış. Kendi de kafayı bulmuş. Sonra düğün dağıldıktan sonra evime gidiyorum derken mahallenin çöplüğünün yanından geçerken ayağı dün akşamdan ölmüş ve çöpe atılmış bir merkebe takılıyor, oraya yığılıyor. Merkebin üzerine yığılınca zannediyor ki yeni evlendiği gelin hanım yanında yatandır. Sabaha kadar ona sarılıyor, sabaha kadar o leş gibi kokan merkeple beraber yatıyor. Bir sarhoşun ölü bir merkebin yanında mı yatıyor, yoksa kuşluğu yatakta mı yatıyor, bunu birbirinden ayırt etme imkanı var mı? Yok. Sonra mışıl mışıl sabaha ettikten sonra sabah günün ilk ışıklarıyla beraber ayrılmaya başlayınca ne kadar rezil bir durumda olduğunu işte o zaman. İşte ruhun uyanması da böyledir. Haramlar, inanın bizi o damat, sarhoş damatın rezil oluşundan daha kötü duruma sokuyor. Vallahi daha kötü duruma sokuyor. Cenab-ı Hak bize girdiğimiz sureti göstermediği için, biz aynen bize söylemediği için göremiyoruz. Ama uyansak, o zaman içki içmenin ne demek olduğunu, zehir içmekten daha beter olduğunu, ruh intiharı olduğunu o zaman anlarız. Namazları gevşeklik yapıp terk etmenin ne büyük bela ve musibet olduğunu, nasıl hiç tanımadığınız insanlara çek koçanı keser misiniz? Tanımadığınız insanlara bitiriliyor, kes soğan kes, kes soğan kes. Kefil olur musunuz? Borcun altına girer misiniz? Ödeyemeyeceğiniz borcun altına girip her şeyinizi kaybetmek neyse, namazı kaybetmek ona eş bir borcun altına girmektir. Telafisi yok. Çeklerini bir başkası ödeyebilir, namazını bir başkası da ödeyemez. Farz-ı ayın, farz-ı ayın ibadetler bizzat mükellef tarafından eda edilmesi gerekir. Vasiyet etseniz, benim namazlarımı falanca kılsın deseniz, arkanızdan kılınsa nafile olarak sevabı size ulaşır, ama borcunuzu kaldırmaz. O sizin ilacınızdır. Ruhunuzu ondan mahrum ederek aç susuz afete gönderirseniz onun telafisi çok zordur. Merhum Necip Fazıl geçmişte gençlik döneminde namazlarında gevşeklikleri olur. Bunu kendi de itiraf ediyor. Günahları itiraf etmek çok iyi bir şey değil. Her zaman söylüyorum. Eğer bir kusurunuz, geçmişte işlediğiniz bir günahınız var da çözüm için müracaat etmeniz gerekiyorsa mümkün olduğu kadar o günahı sizin işlediğinizin anlaşılmayacağı bir suretle, bir uslupla onu araştırınız. Hocaya geldiğinizde deyin ki hocam, tanıdığım bir insan var, namaz kılamamış ama şimdi çok pişman, buna ne tavsiye edelim diyerek sanki başkasının meselesini ve günahını çözümlemek için uğraşıyor gibi sualini ve müşkilini arz edin. Ta ki senin Allah'ın ifşa etmediği günahlarını kendi eline kimse ifşa etmiş. Necip Fazıl bir imdat aradığı için,
ardından gelenlerden bir çare istediği için çaresizlikten böyle yapmış. Ve demiş ki, benim herkese malum olan çok namaz borcum var. Ne olur? Öldüğümde kimse mezarıma çiçek ve çelenk getirip göndermesin. Kimse çelenk de göndermesin, çiçek de göndermesin. Eğer benim için bir iyilik yapmak istiyorsanız, beni sevenler benim adıma ve ruhuma bağışlanmak üzere bir günlük kaza namazı kılıversinler demiştir. Senden geçti bu vasiyetini kabrin başında duyunca, ey koca şair, ey koca üstad, namazı da bedavaya getirdin ya demiştir. Ama bilesiniz ki başkalarının kıldığı namaz size hediye edilebilir fakat borcunuzu silmez. Allah onun da bizim de taksiratımızı affeylesin. Amin. Ruhun uyanmaya başlamasıyla beraber haram en nefret edilen şeydir. Farz en sevilen şeydir. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, başlangıçta, yani acemi bir Müslümansan, daha yeni yeni kendinizi toparlamaya çalışan, vazifelerimizi aşkla şevkle tamamlamaya, ikmal etmeye çalışan müptedi, yani işin başındaki bir adam, nafilelerden daha çok zevk alır. Nafilelerden daha çok zevk alır. Farzlardan o kadar çok lezzet ve haz almaz. Bir mevlid gecesi olsa, bir kadir gecesi olsa şunu duymak ister. Acaba bugün kılınacak nafile namaz hangisidir? Bunu kılarken nefsi hoşlanır ama üzerinde kaza namazları var, kılması gereken farzlar varsa onları eda etmekten ağırlanır. Kaza kılacağım dese 4 rekat kılar, yorulur yatar aşağı, nafile kılacağım dese 100 rekat kılar. Niye? Nefis cahil de ondan. Ama arif olursa, uyanırsa, ibadetler içerisinde ona en sevimli olan hangisi? Farzlar. Etrafında yaptığı işler, bulunduğu ortam açısından ona en sevimsiz, en çirkin görünen de haramlardır. İnsan uyandığı zaman kendi helali olan eşinden daha güzel ona kimse olmaz. Duymuşsunuzdur hocalardan. İnsan cennete gittiği zaman da cennete Allah Celle Celaluhu eşleri, karı kocayı cennette yine bir araya getirecek. Ama onca huriye rağmen insana en güzel görünen hangisi olacak? Kendi eşi, kendi hanım, kendi kocası. İşte bu dünyada ruh ibadetle uyanmaya başladığı zaman, ruhumuz, kalbimiz Allah'ı özlemeye başladığında, ben ne zaman Allah'la buluşacağım? Ne zaman Allah'ın huzuruna çıkacağım? İnne naşiyete leyli hiye akvamu kıyla. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede naşiyete leyli, gecenin neşesi diye tarif ediyor. Niye gecenin neşesi? Çünkü ruhu Allah'ı özlemeye başlamış insanlar için gece en neşeli andır. Çünkü herkesin uyuduğu anda Allah'la buluşma anıdır. Böyle olursa o insana farzlar en sevimli, en tatlı, haramlar ise en çirkin görünmeye başlıyor. Nafilelerin güzelliği farz sünnetin kadar değil, sünnetin güzelliği vacip kadar değil, vacibin güzelliği farz kadar değil. Hepsi güzel, hepsi dünyadan ve içindekilerinden 100.000 kat belki daha fazla güzel. Ama kendi içindeki ispeti, tadı, hazı farklı.
Cenab-ı Hak hepsini yerli yerinde anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Başa dönecek olursak, üstadımız buyuruyordu ki, dünyaya çalıştığımız kadar ahirete çalışsak abad oluruz. Ne oluruz? Abad. Kimse bileğimizi bükemez. Hatta nekir münker bile bize hesap soramaz. Ama tam tersi, ahirete çalıştığımız kadar dünyaya çalışsak o zaman da açlıktan ölürüz diyor. O zaman da ne olur? Açlıktan ölürüz. Ahirete çalıştığımız kadar. İnanasa duruyoruz. Rükûda doya doya 3 sefer Subhanallah, Subhane Rabbiyel A'la diyeceğiz. Subhane Rabbiyel Azim diyeceğiz. Hayır, nefis rahat durmuyor. Bir tanesini yolda söyleyeyim diyor. Bir tanesini secdeye varınca veya rükûya, öbürünü de geri döner. Bu ne acele? Dünya işlerini böyle acele yapsak hepsi, hanım evde yemeği pişirirken böyle alelacele pişirse o yemeği yemeyiz. O sofraya oturmayız. Kahve böyle pişirilse köpüğü olmaz. Tadı olmaz, keyfi çıkmaz. Onun için ahirete çalıştığımız kadar alelacele dünya işlerine ihtimam göstersek, bu tarafa gösterdiğimiz az ihtimamı dünya tarafına koysak, açlıktan ölürüz, nefesimiz kokaracak oluruz. İlk başta söylediğimiz bir cümleyi yeniden ifade edelim. Biz bu dünyaya Allah'tan istifade etmek için geldik. Bu nasıl bir istifade? Ruhumuzu kıvama erdireceğiz. İnsan ruhunda görme kabiliyeti var, işitme kabiliyeti var, konuşma kabiliyeti var, irade, kuvvet kabiliyetleri var. Allah'ın bize bahşettiği sıfatlar var. Cenab-ı Hak diyor ki, ey kullarım, hani övündüğümüz bir aklımız var ya, övündüğümüz bir irademiz var ya, övündüğümüz bir gücümüz, bir kudretimiz, meydan okuduğumuz kendimize ait bir takım güçlerimiz var ya. Cenab-ı Hak diyor ki, onlar hiçbir şey değil. Senin gözünün gördükleri hiçbir şey değil. Kulağının işitmesi hiçbir şey değil. Gücün, kudretin, iraden hiçbir şey değil. Varlığın hiçbir şey değil. Ben sana milyonda bir tanesini verdim. Sen bunu herkese hava atıyorsun. Ey kullarım! Sizde var olan, size bahşettiğim sıfatların asılları bende. Kimde? Hani dükkan sahipleri vitrine numune koyarlar. Buğday satıyorsunuz. Ambardaki bütün buğdayı vitrine koymazsınız. Sadece müşterinin göreceği, müşterinin özeneceği kadar vitrine koyarsınız. Eğer siz alıcıysanız, sizin buna ihtiyacınız varsa vitrinde gördüğünüzü beğenir, sonra gelir fazlasının pazarlığını yaparsınız. Ey Müslümanlar! Allah'ın vitrini sizsiniz. Allah'ın esma ve sıfatlarının mazharı, zuhur yeri, tezgahı sizsiniz. Eğer görmenizi beğeniyorsanız, kendinizdeki vasıflar hoşunuza gidiyorsa, işitmeniz güzel, konuşmanız güzel, bakışlarınız güzel, duygularınız güzel, Allah'ın bize verdiği beşeri sıfatlar güzel. Bunları beğendiyseniz Cenab-ı Hak diyor ki, vitrinde kalın. Vitrindekiyle kalmayın. Gelin benimle pazar edin. Thank you.
ambarın dolu. Hazinen dolu. Görmek isteyene görmek. İşitmek isteyene işitmek. Kudret isteyene kudret. İrade isteyene irade. Hikmet isteyene hikmet. İlim isteyene ilim. Vitrinde bu kadar. Vitrindekiyle yetinirseniz sokakta kalırsınız. Sokak adamı olmaya razı olmayın. Gelin benim müşterim olun. Onun için Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Muhakkak ki Allah müminlerden canlarını, mallarını cennet karşılığında satın almıştır diyor. Allah'ın müşterisiyiz biz. Allah'tan daha fazla ilim, daha fazla marifet, daha fazla hikmet, daha fazla ruhiyet istiyoruz. Cenab-ı Hak bize görmediklerimizi göstermek istiyor. Bilmediklerimizi öğretmek istiyor. Namazı gerçek suretiyle görmek isteyenler, Allah'ın kudretini daha derinden, daha yakından tanımak isteyenler benim dükkanıma gelsin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın dükkanının kapısı bu, biliyor musunuz? Hangi kapıdan gireceğim diyorsanız işte kapı bu. Kapı Allah'ın kitabıdır. Kapı Allah'ın kitabıdır. Anahtar onun ayetleridir. Okursanız adınızı atmış olursunuz. Geçen hafta bir talebe vaaz ediyor cemaate. Ben de dinliyorum. Talebelerin yoğun olduğu bir topluluk. Onlara dedi ki, hepimiz şunu biliyoruz. Allah'ın bir kuldan razı olmasından daha sevinçli, daha güzel bir haber olamaz. Cenab-ı Hak bizden birine şunu dese. Ey Ali, Ali, ey Ali kul, senden razıyım. Sakalını bırakırsan, duasını da yaptırırsan, İnşallah. Senden razıyım. Ali Efendi kardeşimize Cenab-ı Hak bu sözü söyledikten sonra bu haber doğru bir ilhamla, keşifle ona ulaştıktan sonra vallahi bir kulu bundan daha çok sevindirecek bir haber olamaz. Zil takıp oynar, biliyor musunuz? Ömrünün sonuna kadar zevkten dört köşe olur. Aklına bir daha yemek gelmez. Aklına bir daha içmek gelmez. Sadece bu beden ayakta duracak kadar yer içerler. Sahabenin bu kadar açlığa tahammül, susuzluğa tahammül edebilmesinin altında ne var zannediyorsunuz? Ne var, ben söyleyeyim mi size? Çünkü Cenab-ı Hak onlara ne demiş, biliyor musunuz? Estağfirullah. Radıyallahu anhum ve radu anhum. Ne demiş onlara? Radıyallahu anhum. Allah peygamber ve etrafındakilerden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdır. Bu ayet indikten sonra, bu müjde geldikten sonra sahabe için artık uyku bir haz değildir. Yemek, içmek, çiğ köfte, partileri, hiçbir sahabenin oturup da ondan sonra kuzu çevirdiğini göremezsiniz. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in önüne bir bal kabı geldiğinde ancak ağladığını duyarsınız. Üç çeşit yemek yedikleri duyulmaz. Niye? Radıyallahu anh duyduktan sonra, ben sizden razıyım dedikten sonra artık sadece beden mecbur olduğu için gerçek, onun dışında hiçbir şey onun hakkında bir eğlence vesilesi değildir. Artık onun ne kaybettiğinin hiç önemi yoktur. Gülmek için
zengin olmaya ihtiyacı yok. Sevinmek, yuha demek için onun bir yarışta birinci olmaya ihtiyacı yoktur. O her an sevinç halindedir. O her gün eline bir evladı ölü olarak konulsa bile onun için bir sıkıntı değildir. O bu müjdeyi aldıktan sonra onun keyfini kaçıracak hiçbir sıkıntıdan bahsedemez. Talebe kardeşimiz diyor ki, kardeşlerim, Allah size, ey kullarım, ben size kendi rızamı taksim etmek istiyorum, dağıtmak istiyorum, toplanır mısınız dese, kıymetini bilsek de bilmesek de, yarım ağızla da olsa, evet Allah'ım, senin rızana talim isteriz. Allah'ın rızasının en kolay bulunduğu yer neresi biliyor musunuz diye sordu cevap. Allah'ın rızasını kazanacağınız en kolay yer neresi biliyor musunuz? Sonra doğru cevabı yine o verdi. Allah'ın rızasını kazanacağınız en doğru yer Kur'an medreseleridir. Kur'an medreseleridir. Kur'an'ın hem lafzının hem manasının öğrenildiği ve tatbik edildiği yerlerdir. Hasbelkader siz o medresenin talebesi olamadınız. Maniniz geçerlidir, değildir, onu bilemem. Ama hizmetçisi olmuşsunuz. Yemeğini yapıyorsunuz. Bulaşığını yıkıyorsunuz. Servisini atıyorsunuz. Odununu taşıyorsunuz. Vallahi siz başkasından dua istemeyin. Asıl dua isteyecek insan ilme hizmet eden, ilim erbabına hizmet eden adamdır. Sen bulaşığını yıkarken gönlünden geçir. Allah sana verir. Sen ilim talebesinin çamaşırını yıkarken anne de olsan, baba da olsan, sen hafızlık yapan bir çocuğunun şalvarını, cübbesini yıkarken Allah'a dua et. Seccadeden daha yakınsın. Çünkü o Kur'an'ı öğrenirken, Kur'an'a çalışırken kendini kurtarma davasında değil, ümmeti kurtarma davasındaki bir ümmetin can sivili olarak o yolda bulunuyor. Onun için Kur'an ilmi bu. Medrese bu. Medreseye hürmet etmek, hizmet etmek bu. Çeçenistan'da bundan 20 sene öncesinden bahsediyorum. O insanlar bir Allah dostunun, bir alimin kabrinin yanından geçerken vallahi oradaki medresede hocalık yapmaya giden kardeşlerimiz anlatıyor. Arabayla gidiyorlar. Tam bir otobüs dolusu bir alimin kabrinin yanına geliyor. 10 metre kala otobüs duruyor. Herkes hürmetle yaya olarak geçiyorlar. Fatiha okuyorlar. 10 metre, 20 metre uzaklaştıktan sonra otobüs geliyor. Tekrar otobüse binip yollarına devam ediyor. Arabasıyla, bineğiyle güle oynaya bir alimin, bir Allah dostunun bir şehidin mezarının yanından geçen bir kişi bulamazsın. 20 sene öncesi. Şimdi durum ne? Biz çocukluğumuzda benim dikkatimi çekerdi. Arabayla giderken mezarlığa geldiğimiz zaman radyo açıksa, teyip açıksa şoför amca hemen teyibi kapatır. Anlamazdık niye kapattı. Şimdi anlıyoruz. Ahiretin yanından geçerken
ölülerin yanından geçerken bizden imdat diye yardım bekleyenlerin yanından geçerken güle oynaya geçilmez. Hele ilim talebesi ise bizim ona ihtiyacımız var demektir. Onun için Allah'ın rızasını kazananlar, kazanmak isteyenler medresedir. Bir Kur'an medresesinin yanından geçerken edeple geçiniz. Edeple geçiniz. Çalgın türkü çalarak değil, bağırarak değil, tartışarak değil. Lütfen o meclislerin edebine riayet ediniz. Orası Allah'ın medresesi. Orası Allah'ın meclisidir. Cami bizim için muhteremdir. Ezan, minare bizim için muhteremdir. Medrese onlardan daha muhteremdir. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminlerden bahsediyor. Vakit yaklaşıyor. Ayetin belki tamamını bitiremeyeceğiz. Allah lütfederse önümüzdeki ay Zariyat suresinin kaldığımız yerden devamını anlatmaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak bize okuduğum bu ayetlerde Zariyat suresinin hemen ikinci sayfasında ortalarda başta Allah ve Resulüne kafa tutan insanlara Cenab-ı Hak kudretini gösterdi. وَالذَّارِيَاتِ ذَرًّا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا diyerek kendini tanımamakta ısrar eden, Allah'ı kabul etmemekte inat eden, Allah'ın verdiği dille, Allah'ın verdiği akılla Allah'ı reddeden insanlara Cenab-ı Hak kudretinin tecellisini gösterdi. Cenab-ı Hak yemin ederken Kur'an-ı Kerim'de bazen kendi ismiyle yemin eder. فَوَرَبِّسَّمَاءُ وَالْاَرْضِ diyerek semanın ve yerin Rabbine yemin olsun. Ama bazen Allah Celle Celaluhu ismiyle değil, yarattıkları mahlukatın ismiyle yemin eder. وَالذَّارِيَاتِ demek tozu toprağı, saçı samanı peşine katıp da savuran rüzgarlara yemin olsun demektir. Neye yemin ediyor Allah? Sen rüzgara yemin olsun desen olmaz, caiz değil. Sen zeytine yemin ederim. Kur'an'da geçiyor Allah zeytine. İncire yemin ediyor. Sen de incire yemin olsun desen olmaz, o caiz değil. Ama Cenab-ı Hak her şeye yemin edebilir. Niçin Zariyat suresinin başında Allah Celle Celaluhu rüzgarlara yemin olsun. Sonra bulutlara yemin olsun. Sonra denize yemin olsun. Sonra da meleklere yemin olsun diye dört şeye hikmeti edebilir misiniz? Karşısında kendisini tasdik etmeyen, kendisine inanmayan bir grup var. Allah'ı tanımamakta ısrar ediyorlar. Allah'ı bilmemekte, kabul etmemekte ısrar ediyorlar. Sorduğunuz zaman kainatı kim yarattı? Allah diyorlar ama kainatı yaratanın Allah olduğunu dillerinin ucuyla söyleseler de öldükten sonra çürümüş kemikleri nasıl diriltecek diye Allah'ın kudretinde tereddüt ediyorlar. Allah'ın yarattığını kabul ediyor, dikkat edin. Mekke'nin müşrikleri وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Sor onlara, yeri göğü kim yarattı?
Kafirler bile ne diyorlar? Allah yarattı. Ama sonra da ölümden sonra dirilmek var denilince قَالُوا اَيْلَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ اَاِنَّا لَمُعُوسُونَ Allah'ın yarattığını kabul ediyorlar ama öldükten sonra çürümüş kemikler olduğumuzda Allah bunları nasıl yeniden var edecek diye onu kabul ediyor. Dikkat ediniz. İnsan psikolojisine, insan tabiatına, aklın şaşkınlığına dikkat ediniz. Yaratırken kudretine inandığı Allah'ın öldükten sonra diriltirken kudretine inanmıyor. Aynı hastalık Müslüman'da da olabilir. Aynı hastalık Müslüman'da da olabilir. Ey Müslüman! Yaratırken kudretine inandığın Allah'ın Kur'an'a çalışıp ehli takva bir insan olduğunda senin de rızkını ayağına getirebileceğine iman et. Hafız'ın okuduğu ayetler bize bunu anlatıyor. Hz. Meryem'in annesi İmra'tu İmran anne validemiz geldi dedi ki Allah'ım ben sana karnımdaki çocuğu vakfettim. Karnımdaki çocuğu daha doğmadan sana vakfettim Allah'ım. Çocuk dünyaya gelince erkek bekleniyordu, kız oldu. Cenab-ı Hak kabul etti. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا Senin samimiyetle yüreğinden kopa kopa Allah'a vakfettiğin bir evladın olsun. Cenab-ı Hak diyor ki çocuklarınızı hiçbir dünyevi endişe gözetmeden dünyanın sahibine vakfetmez misiniz? Dünya kaygısına gerek yok. Altın derdine düşmenize gerek yok. Maaş derdine düşmenize gerek yok. Dünyanın sahibine vakfedeceksiniz. Dünyanın sahibinden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanından değil, başbakandan değil, fabrika sahibinden değil. Vakfetti, Cenab-ı Hak cevap veriyor. Aynı şeyi sizin için de yaparım diye bize bunu öğretiyor. فَتَقَبَّلَهَا Olsun. Hanım da olsa, erkek de olsa Allah kabul etsin. رَبُّهَا Onun Rabbi. Onun Rabbi benim. Sen değilsin. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ Sen güzel niyetlerle vakfettin. Allah da çok güzel bir şekilde kabul etti. Ne bereketler çıkacak orada. Peygamber annesi olacak. Allah ne büyük geleceklere onu hazırlayacak. Bir kabulin hasen. Ve embeteha nebaten hasen. Onu ben öyle bir bakacağım ki, öyle bir yetiştireceğim ki, bir gül fidanı gibi, bir gül goncası gibi açacak. Ve embeteha nebaten hasen. Ne demek istiyor? Ağacı siz ekersiniz ama kim bitirir onu? Buğdayı siz ekersiniz ama kim bitirir onu? Şaşırırsınız. Hayran olursunuz Allah'ın toprağın üzerinde bitirdiklerine. Hurma ağacına bakarsınız hayran olursunuz. Elma ağacına bakarsınız hayran olursunuz. Envai çeşit çiçeklere bakarsınız hayran olursunuz. Kiraz ağacı size gülmeye başladığı zaman neşeniz yerinize gülür. Ve embedeha Cenab-ı Hak diyor ki nasıl bütün nebatatı size ektiriyor ama ben bitiriyorsam çocuklarınızı siz dünyaya getirirsiniz bana vakfedin. Benim bahçeme ekin diyor Allah Celle Celaluhu. Benim toprağıma ekin. Onları ben sulayayım. Onları ben doyurayım.
onların proteinlerini, vitaminlerini ben vereyim, benim medresemde yesinler, benim medresemde uyusunlar, benim medresemde büyüsünler ve enbeteha nebaten hasena. Ondan sonra tıpkı bir gül ağacı gibi, bir meyve ağacı gibi yüzyıllara hitap edecek bir çiçek gibi ben onu bitireyim diyor Allah Celle Celaluhu. Büyüteyim demiyor. Bir ağaç gibi imbat meyvenin, sebzenin büyütülmesine dedi. Ben çocuklarınızı nasıl ağacı gökten yağdırıp yerden bitirerek büyütüyor, yeşertiyorsam sizin çocuğunuza da aynısını yaparım. Ona elbiselerini ben giydiririm. Çıplak bir ağaç yok. Yapraksız bir ağaç yok. Ona dallarını ben veririm. Ona yapraklarını ben vereyim. Ona meyvesini ben vereyim. Ona nefesini ben vereyim. Oksijen ben olayım. Onun zikri ben. Onun şırıltısı ben. Onun namesi ben olayım diyor Allah Celle Celaluhu. Ve emmeteha nebaten hasen. Sonra yapamayacağı işler mi var? Hanımdır. Dışarıya çıkması güzel olmaz. İlim talebesidir. Kitaptan başını kaldırması uygun olmaz. İlim talebesi ilimle meşgul olur. Öyleyse ve keffeleha zekeriyya. Ben onun işini görecek zamanının en kıymetli adamlarını ona hizmetçi yaparım. Hazreti Zekeriya peygamber. Hazreti Zekeriya bir peygamber ama yeğeninin hizmetine Allah onu koşuyor. Görüyor musunuz neler oluyor? Sizin derdiniz Kur'an olsun. Sizin derdiniz Kur'an olsun. Peşinizden kimlerin geleceğini hayal bile edemezsiniz. Vallahi talebelerime diyorum ki bugün üniversite bitirseniz diplomanızı alıp da bir fabrikaya işçi olarak müracaat ettiğinizde sizi yanına işçi olarak kabul etmeyecek patronlar geleceksiniz ki ehli Kur'an olursanız gelip sizin önünüzde sizden ders almak için diz çökecekler. Koca koca patronlar sizin mutfağınızda bulaşık yıkayıp sizin önünüze bir tas çorba koymak için şerefle yarışacaklar diyorum. Her perşembe yönetim kurumum geliyor. Kimi 300 tane işçi çalıştırıyor. Kimi 500 tane işçi çalıştırıyor. Vallahi bir Kur'an talebesinin yanında onunla aynı çanaktan yemeği, sonra kalkıp onun tasını doldurmayı şeref biliyor. Şeref. Ve keffeleha zekeriyya. Allah zamanın en kıymetli insanını medrese talebesine hizmetçi yapıyor. Onun için ilme hizmet edenler kıymetli olduğu için Allah onları oraya koymuştur. Değerli olduğu için, yaramaz adam olduğu için değil. Haramzadeyi Allah ilmin hadimi yapmaz. İmam Muhammed rahimahullah vefat ettikten sonra onu gördüler. Baktı ki cennete kabul edilmiş. Vefatından sonra onu görenlerden birisi sordu. Ey imam, Allah sana nasıl mukabele etti? Denilince İmam Muhammed buyurmuş ki kabre konulduğunda Cenab-ı Hak bana şöyle dedi. Ey imam, eğer seni cehenneme atacak olsaydım sana bu ilmi vermezdim. Seni cehenneme atacak olsaydım sana bu Kur'an ilmini, bu Kur'an hizmetini nasip etmezdim. Onun için Kur'an'a hizmet kapısı açılmışsa Allah'ın sizi ufak tefek şeylerle imtihan etmesine takılmayınız. Eşinizin alakasızlığı,
yahut da yanınızdaki dostlarınızın, annenizin, babanızın alakasızlığı veyahut da arsızlığı size dünyayı zindan etmesin. Allah seni Kur'an'a hizmet ediyorsa bırak da biraz da imtihan olsun. Cenab-ı Hak imtihanlara doğru cevap vermeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Sevgili Allah'ımız, şimdi yeminle başladığı surede kendi ismine değil de önce mahlukatın bazılarını zikrederek yemin et. Niye diye soracak olursanız, müşrikler Allah'ı kabul etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri bize usluk da öğretiyor. Hem kendini tarif ediyor, hem mahlukatı tarif ediyor, hem de bize insanları idare ederken, terbiye ederken, onlara bir iş yaptıracağınız zaman nasıl yaptırmanız gerektiğini yöntem ve usulünü öğretiyor. Kendisini tasdik etmeyen, kendisine iman etmeyen bir güruh var Allah'ın karşısında. Şimdi Cenab-ı Hak dese ki, Allah'a yemin olsun ki dese, karşısındakiler Allah'a inanmıyor. Bu söz bir şey ifade eder mi? He? Etmez. Çocuğunuz sizin ne büyük bir alim, ne kadar kıymetli bir insan, ne kadar maharetli birisi olduğunu bilmiyor olabilir. Sizin nüfusunuzdan haberi olmayabilir. Ebu Hanife'nin annesi kendi çocuğuna fetva sormazdır. Sen ne anlayacaksın demiş. Kendi çocuğuna fetva sormuyor. Niye? Onun gözünde çünkü çocuk. Sen dünkü uşaksın, sen ne anlarsın diyor. Sokaktan bir sarıklığı çeviriyor. Halbuki Ebu Hanife'nin talebesinin talebesi. Öyle mi? Bazen en yakınınızdaki insan sizin kıymetinizi bilemez. Allah işte bu durumda bize yol gösteriyor. Siz hayatınızda hiç evladınızı, çevrenizdeki işçilerinizi, dostlarınızı terbiye ederken siz maşa kullanır mısınız? Maşa maşa. Maşa deyince dövmek için değil ha. Dövmek için maşa kullanır mısınız onu sormuyor. Onu zaten yapmayın. Ya söylemek istediğiniz şeyleri direkt her şeyi siz söylememelisiniz. Belki de insanlara dolaylı yönden nasihat etmeli, dolaylı yönden onları eğitmelisiniz. Hazreti Allah Celle Celaluhu böyle yapıyor. Kendisini ve varlığını tanımayan kullarına rüzgarları gösteriyor. Ve zâriyâti zerva, ey kullarım! Tozu toprağa saçıp savuran rüzgarlara yemin olsun diyor. Hepimizi rüzgarlara bakmaya sevk ediyor. Rüzgarın gücünü inkar edebilir misiniz? Rüzgarın kudretini inkar edebilir misiniz? Allah'ı kabul etmeyenler rüzgarın gücü karşısında saman çöpüne dönüyorlar değil mi? Kasırga alıyor, koca bir ili paramparça ediyor. Bir mermi atılmamış. Bir top atılmamış, bir füze atılmamış, hiçbir şey olmamış. Gözle göremediğimiz bir rüzgar geliyor, kocaman bir şehri yerden ediyor. Gökdelenler yerin dibine giriyor. Cenab-ı Hak diyor ki, rüzgarlara yemin olsun. Ey beni kabul etmeyenler! Benim kudretimle hareket eden rüzgara bakınız diyor. Rüzgara gücünüz yetebilir mi? Siz rüzgara meydan okuyabilir misiniz? Hayır. Rüzgar benim emrimdedir. Bana da meydan okuyamazsınız demektir. Ve deryat illa fel hamilat bihra. Hamilat yağmur tanelerini sırtına almış bulut kümeleri demektir. Bihra
çok ağır yükleri omuzunda taşıyan bulut kümelerine yemin olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Bulut sanki çok hafif gibi gökyüzünde seyrediyor ya, ne kadar hafif değil mi? Balon gibi uçuyor. Öyle mi zannediyorsunuz? İçindeki derdi dökmeye başladığı zaman, içindeki gözyaşı bulut dökmeye başladığı zaman, ağlamaya başladığı zaman, vallahi yer sel olduğunda önünde hiç kimse duramıyor. Ne top fayda ediyor, ne tüfek fayda ediyor, ne nükleer enerji, ne makamlar, ne mevkiler, ne ordular, dünyanın ordusu senin önüne geçse bir set gibi, bir bendi yıkar gibi alır götürür. Görüyor musunuz? Bir balon gibi yüzen o bulut kümeleri ağlamaya başladığı zaman nasıl bir kudret yeryüzüne iniyor? Allah isterse bitkileri paramparçayı, isterse binaları, İstanbul'da dolu yağdığında bir ay önce, iki ay önce binaların duvarları delindi, camları çatladı, araçların kaportaları göçtü. Biraz daha sürse daha da perişan. Bulutlara bakın diyor Allah Celle Celaluhu. Onları da ben sürüyorum. Onları da ben yönetiyorum. Siz beni tanımıyorsunuz. Beni görmüyorsanız kudretimin vitrinine bakınız. Kudretimin aynasına bakınız. Orası size benim gücümü gösterir diyor Allah Celle Celaluhu. Laftan anlamazsanız sizi rüzgarla döverim. Beni dinlemezseniz sizi bulutla döverim. Yine beni dinlemezseniz vel cariyat yusra, kolayca akan ufacık bir esintiyle veya ufacık bir eğilimle kıtalar kıtalar dolaşan denizlere, sulara yemin olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Cariyat akanlar demektir. Nehir nasıl akıyor? Gürül gürül. Çağlayanlar nasıl akıyor? Gürül gürül. Boğazda deniz nasıl geçip duruyor? Çok kolaydır. O kadar kolay ki dünyanın bir ucundan öbür ucuna bir talimatınla beraber benzini bitmeden, yakıtı bitmeden, hızı azalmadan giden sulara istikamet değiştirin de asi kulları üzerine desem vallahi sizin setlerinizle, bentlerinizle o suyu durduramaz, engelleyemez diyor Allah Celle Celaluhu. Eğer beni dinlemezseniz sizi rüzgarla döverim. Sizi rüzgarla terbiye ederim. Eğer dinlemezseniz sizi bulutlarla terbiye ederim. Eğer dinlemezseniz sizi denizleri üzerinize salarak, nehirleri üzerinize salarak terbiye etmesini bilirim. Yine akıllanmazsanız فَالْمُقَصِّمَاتِ اَمْرًا, rızkınızı, ömrünüzü, bu kainattaki nasiplerinizi size takdir eden, taksim eden meleklere talimat veririm. Melekler de sizi döverim diyor Allah Celle Celaluhu. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri Karadenizli hemşerilerine nasıl geçer ve onlara derdi ki, hemşerilerim, kardeşlerim, ben de sizin gibiydim. 50 sene önce Karadeniz'de çalışıp kazanacak bir iş bulamazdım. 6 ay Karadeniz'in dışına başkasının yanında ameliyeye giderdik. Evimizden ayrı, yuvamızdan ayrı. Böyle ülke ülke, memleket memleket dolaşıp sonra 6 ayda kazandığımızı kışın ailemizle harcamak üzere memleketimize dönerdik. Şimdi Cenab-ı Hak, her köyde bir medrese var. Her köyde bir Kur'an kursu var. Öyle yapmalarının bereketiyle Allah oraya bir zenginlik verdi. Yağmur hiç durmuyor. Bulut hep onlara çalışıyor. Her taraf yemiş. Çaylar, fındıklar,
kiviler, hurmalar, ne isterseniz. Para eden bitkileri, gıdaları, meyveleri Cenab-ı Hak oraya nasip eder. Kur'an kurslarını onlar yaptı ama çocuklarını doğudan alıyorlar. Kur'an kursları onlar ama çocuklarını kendi kurslarına vermiyorlar. Onun için zahir yeşil ama içleri o kadar yeşil diyemeyiz. İçlerini de Cenab-ı Hak canlandırması için medreseye kendi çocuklarını vermeleri. Hemşerilerine diyordu ki, hemşerilerim, Allah bakın bize nasıl nimetler verdi. Şimdi hiç çalışmıyor. 3 ayda bir gidiyor, çayı kesiyor, veriyor. 3 ay onunla idare ediyor. Ey hemşerilerim, sizi ikaz ediyorum. Eğer Allah'ın verdiği bu malı istediğiniz gibi tasarruf eder de Allah'ın sizden istediği gibi harcamazsanız çok yakında Of'un derelerinde, Of'un sellerinde iskeletlerinizi toplarsınız. Of'un sellerinde iskeletlerinizi toplarsınız diyor. Malınızı 3'e böleceksiniz. 1/3'üyle geçineceksiniz. 1/3'ünü çoluk çocuk için bir kenara koyacaksınız. 1/3'ünde de tasarruf edecek, insanları sevindirecek, Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Bunu yapmazsanız Allah sizi sellerle, Allah sizi toprak kaymalarıyla terbiye edecek. İşte Cenab-ı Hak bazen insanları uyandırmak için maşa kullanıyor. Rüzgarlara yemin ediyor. Bulutlara işaret ediyor. Denizi gösteriyor. Yine anlamazsanız melekler de sizi terbiye ediyor. Allah Celle Celaluhu nasihatla terbiye olmayı bizlere nasip etsin. Amin. Böyle başlıyor Zariyat Suresi ve sonra Cenab-ı Hak اِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقٌ diyor. Ey müminler, bilesiniz ki Cenab-ı Hak size bu dünyaya ait ve ahirete ait ne vaat ettiyse hepsi doğru çıkacak. اِنَّمَا تُعَدُونَ size iyi veya kötü amellerinizin mükafatı ve cezası olarak ne vaat edilmişse lesadik kesinlikle doğrudur. Cenab-ı Hakk'ın attığı oklar boşa gitmez. Cenab-ı Hakk'ın konuştuğu sözler, verdiği haberler aksi çıkmaz. Lesadik kesinlikle doğrudur. Cenab-ı Hak onun kulu olarak, onu seven bir insan olarak bize yakışan sadakati bizlere ikram eylesin. Amin. Okuduğum hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh işitmiş. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Diyorlar ki İnne fil cenneti lehurafe. Ey kardeşim, cennette öyle odalar, öyle köşkler, öyle evler var ki yura zahiruha min batini. Dışından baktığınız zaman sadece evin sakinleri olarak başkaları sizi görmüyor. Ama siz evin içinden baktığınızda dışını görebiliyorsunuz. Duvarlar, şunlar, bunlar mani değil. Dıştan baktığınızda evin içini görecek kadar şeffaf odalarınız var. Ama bu sadece size ait bir durum. Başkası baktığında ne içten dışını ne de dıştan içini görmüyor. Böyle deyince Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh sordum diyor. Limen diye ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, bu nimetler, bu köşkler kime hazırlanmış?
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki limen elanel kelam, limen öyle kullara ki elanel kelam, sözünü konuştuğunda yumuşak konuşanlara denir. Söz söylerken yumuşak, kadife gibi konuşuyor. Bağırmıyor. Sesini yükseltmeye ihtiyaç duymuyor. Sözünü yükseltiyor. Şiir gibi, nazım gibi. Limen elanel kelam. Düşünün, hanım size her pişirdiği ekmeği sert, kurumuş, donmuş bir pasta yapıyor, bir kurabiye yapıyor. Maşallah, Lazların pastası vardır, böyle çok serttir, özellikle sert yapılır. Çayla sanki kıtlama gibi yenecek gibi. Ne pişiriyorsa sersen, bir et pişiriyor, ondan bir lokma alabilmek için dişleriniz yerinden. Hanım böyle bir et pişirse ne yaparsınız? Onun yediği yemek yer, pişirdiği yemek yenmez. Aynı şekilde sözü de sert konuşan bir insanın sözü dinlenmez. Limen elanen kelam. Eti yumuşak nasıl seviyorsak insanlar da kelamı yumuşak seviyor. Sözünü yumuşak söyleyenlerdir. Ve at'amet ta'am, yemek yedirmeyi sevenlerdir. Hep yiyen değil, yedirmeyi de seven insanlardır. Ve kamul leyle, ve kamul leyle, diller Allah için gece vakti kıyam edip namaz kılan, teheccüd namazı kılanlar ve nâsü yâmûn, herkes uyurken seher vaktinde Allah'ın huzurunda kıyama duranlar diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak uyarı kıldığı kulların arasına bizleri de ilhak eylesin. Şimdi hatimler mi var? Kısa bir hatim duasıyla bitirmiş olduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين Ne kadar hatimleri olanlar, kelime-i tevhidleri olanlar, onlar da meyletsinler, biz onlara ümit ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in Amin. Allahümme aizil İslam ve Müslümin. Amin. Allahümme kahhirin kefarata vel fecarata vel mülhidin. Amin. Allahümme şri zalimine biz zalimin. Amin. Ve akhricine min beynihim salimine aminine ghanimin. Amin. Allahümme ekfir lana min el-ikvani fiddin. Amin. Ve cealna ala sıratin müstakim. Amin. Ve rüzukne el-ehliyete vel istikamete ve husnel hikmeti fiddin. Amin. Vel fena vel mekaliyete emmeyin. Amin. Ve neselüke Allahümme fiddareyn. Amin. تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَحْشُرْنَا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمين Maal-i kusur ve noksan, okunan hatm-ı şerifleri, kelime-i tevhidleri, sure-i celileleri ve yapılan duaları dergâh hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Âmin. Kabulü minnâhâ sûnân sıvâdı evvelen bizzat, hâci-i kâinat, hülâs-ı mevcudat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz şerif bu saadetlerine hediye edip sen ikram eyle ya Rabbi. Sen yecebi peygamberan-ı izâm, aleyhim salavatul mennan efendilerimizin ervahına hediye ediyoruz tarafımızdan ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Aile zâlim tahharat, ashab-ı kiram, cemil hirar efendilerimiz ve sahil turku aliyelerin meşayih ve müntesiflerin ervahına aralarımızdan, babalarımızdan, abay-ı ecdad, akrabay-ı tarikat, komşu ve yaranlarımızdan irtihal-i dar-ı veka eden ruhlarına, hatimleri okuyan kardeşlerimizin bütün geçmişleri ruhlarına ve burada hazır bulunan cemaat-i müslimînin de geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Tarafımızdan ikram eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim. Ala kadri meratibin hepsini tarafımızdan memnun ve hoşnut eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim.
dostlarınla birlikte bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı şerifi altında haşr-ı cemeye yarabbim. Cennetinle, cemaline, rikâ-i şerifine cümlemizi mesûr eyle. Amin. İkaliyemizi, şeriatlar ramzı, ilahiyemi, fiyat, baydar eyle. Amin. İlahirrahmin. Başta üzerimize büyük hukuku bunlar üstadlarımız, hocalarımız olmak üzere bütün kardeşlerimizi, müminlerimizi her türlü afat-ı semaviyeden, ravdiyeden muhafaza eyle yarabbim. Belalardan, musibetlerden, sıkıntılardan bizi uzak eyle yarabbim. Kaldıramayacağımız imtihanlarla bizleri imtihan etme yarabbim. İlahirrahmin. Bizlere dua isteyen, ısmarlayan kardeşlerimiz var ya Rabbi. Hastaları olanlar var, sıkıntıları olanlar var, amansız dertleri olanlar var, yüreğini senden alıkoyanlar var. Amin. Ya Rabbi, hepsinin dertleri, sıkıntıları sana malumdur. Sana arz edilen duaları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahimi. Dualarımızın, niyazlarımızın, nidalarımızın sana ulaşmasına mani olan ne kadar edepsizliklerimiz varsa, haramlar varsa, günahlar varsa bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, kusurlarımızı affeyle, günahlarımızı affeyle, şeriatlık, tarikattaki edepsizliklerimizi affeyle, tekrarından, devamından bizleri muhafaza eyle. Amin. Kurtulamadığımız ne kadar maddi manevi hastalıklarımız varsa bizleri azat eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle, ibadatımızı kabul eyle, huzurundayız, bizleri de kabul eyle. Amin. Ya Rahman Rahim, dostların arasında bizleri ilhak eyle. Eksiksiz, kusursuz yapmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Amin diyen cemaat-i müslümini cennetine dahil eyle ya Rabbi. Cemalinle onları müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, bizleri cehennem azabından, sekerat-ı mevkten, kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, lütfun ve kereminle kazandıklarımızı son nefeste kaybetmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. İlme başlayan kardeşlerimizin heveslerini ve kabiliyetlerini müzdat eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an onlara sevdir ya Rabbi. İslam onlara sevdir ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim. Onları da, onları medreseye gönderen ailelerini de, onlara hizmet eden hocalarını ve etrafında ya Rabbi aziz eyle ya Rabbi. Amin. Şerefli eyle ya Rabbi. Amin. Bulundukları cemiyetin en kıymetlileri olmaları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Medreselerimize yardım edenlere sen de yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim. Şu vaazların buralara kadar gelen cemaat-i müslümin içerisinde bu cemiyetlerin terbiyesine katkıları olan, hizmeti olan kimler varsa ya Rabbi, onların bütün müşkilatını halle asan eyle ya Rabbi. Zorluklarını yardıma tedbir eyle ya Rabbi. Ya Rahman Rahim, sakal bırakmaya karar veren... Nerede geldi? Edelim mi dua? Edelim. İnşallah. Sükut ikramdan gelir. Ya Rabbi, Ali abimiz ve diğer sakal bırakmaya karar veren bütün kardeşlerimizin niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. فَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَمَّدَهَا لَبَاتًا حَسَنًا Sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, çarşaf giymeye niyet eden kardeşlerimizin manilerini yardıma tedbir eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, melek ordularının onları teyit eyle ya Rabbi. Amin. Cesaretlerini artır ya Rabbi. İslam'a döndükçe aile huzurumuzu artır ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, aramıza muhabbet ihsan eyle. Amin. Geçimsiz ailelerin arasını ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Onlara sulh nasip eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimiz için, senin rızan için birbirimizi sevmeye bizi muvaffak eyle. Amin. Evlatlarımıza alimin amelin muhtasin zümresini hak eyle. Amin. Kafir anası kafir babası olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. En hukuku bizden razı eyle ya Rabbi. Amin. İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Amin. Kur'an'a yardım edenlere yardım eyle. Amin. İslam'a, Kur'an'a yardım edenlerin dünyalarını, ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Memleketimizi idare eden, derdi iman, derdi Kur'an, derdi İslam olanlara yardım eyle. Amin. Doğru kararlar, doğru adımlar atmaları nasip eyle. Amin. Şeytana mağlup, mahcup olmaktan onları da bizleri de azat eyle. Amin. Son nefeste iman-ı kâmil, üstü tatimeler, şehitlik makamları cümlemize ikram eyle. Amin. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'men ve devamen afiyen ve hüsnel tatimen. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.